Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. Çok değerli, çok değerli bir ustamın yanına geldim. Ali Rıza Ustam. Namı değer, tüfek dürümcü Ali Rıza Usta. Böyle tüfek gibi dürümler hazırlıyor bu adam. Eskilerden, eski ustalardan çok değerlidir Ali Rıza Ustam. Benim kanalımda bu üçüncü videosu olacak. Her geldiğimde aklımın bir parçasını burada bırakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor? O yağlarla böyle şovlar hazırlıyor. Bak, hemen başladı orada. Hemen şovlara başladı. Keyfi yerinde çok şükür. Mekan ciciş ya. Bak, mekanı şöyle bir göstereyim. Mekan böyle otantik, güzel. Havadar. Yerin çok havadar. Böyle dizaynı sana mı ait buranın? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Dizaynı sana ait herhalde. Sen burayı organize ettin. Evet. Allah'tan. Eski yerinde çok güzeldi ama orada ufak belediyeyle bir sıkıntı yaşamışsın. Yok, yeşil alan yaptı orayı. Park yapmışlar. Yeşil alan. Yeşil alan. Park yapmadılar. Park daha denişi koruyor. Ya baksana ya. Burada zararlı bir şey ben göremiyorum Ali Rıza Ustam. Varsa uyar beni. Zararlı bir şey bak, yok da şeyden şikayet olursa o zararlıdır. Yok, kimse bir şey yapmaz inşallah. Bugün mane yedireceksin. Sana bugün tarih acil tüfek dürüm yedireceksin. Bana eski usul bak. Bu 1900. Sen eski adamsın. 70 yıllarından. 70'lerin, 80'lerin kebabını yap. Hemen bak. Işıl ışıl başladı muhabbet. Işıl ışıl. Oy kuzum ya. Eski ustalardan kim kalmış? Bugün ne yapak biliyor musun? Ne yapalım? Böyle soğan, maydanozu güzel şey dürüm yapak. Domates koyma bana. Of. Yanına ver. Of. Ama içine koyma, tamam mı? Bak, dedik ki 70-80'ler diye bak. Evet. Hemen başladı. Niye o beyaz soğan kullanmıyorsun? Filik soğan kebaptan yenmez abi. Filik soğan yenmez. Filik soğan yenmez. Şu mor. Aslında bu mor soğan da değil, değil mi? Aslında değil de. Değil. Arasında eşit, bir şey. Eşit. Yakınız. Bunun var ya, lahmacunu bir efsane oluyor. Bunun bak, hemen müziğe başladın ha. Şimdi kebabın abi yanında bu müzikler de ücretsiz. İkram. Bak, terapi. Ben bir susayım. Vur. Vur Allah'ına kurban, ben seni vur. Gönüllü bir eleman arıyorum ben. Geleceğim, ben yanına çalışmaya geleceğim. Sanat öğrenecek bir eleman arıyorum. Bana öğret baba. Bana öğret bu sanatı. Yani bir dakika, öyle sanat... bir hareket yaptın. En son bir daha yapsana, ne o? Bir daha vur. Tık tık bas, sen farkında değilsin. Vur. O üzerindekileri mi çırpıyorsun, evet, en son? Arızalsam. Harika bir adamsın sen ya. Bu ülkenin yetiştirdiği nadide ustalardan birisin. Hayatıma giren son 2 yıldaki en güzel şeylerden birisin. En güzel şeylerden birisin. Abi, karmadık. Senin hayranın çok. Ali Rıza Usta. Sağ olsunlar. Allah razı hayranların olsun. Çok, sevenlerin çok. Diyor ki, bu nasıl oluyor bu iş diyor. Dedim, nasıl oluyor? Yıllar. Kaç yıl oldu? Fazla değil ki. 30 oldu mu? Biraz fazla gibi. 51. Maşallah. Yarım asır. Ben şu turunç ağacında var ya bak, turuncunun üzerinde daha proteinmişim ben ya. 51. Sen kebap yapıyormuşsun bak. Ne attın? Toz biber. Sumak ve biberini attım. Of, oy kuzum ya. Harmanlıyorum. Koyma bana domates, daha mevsimi gelmedi. Harmanlıyorum. Daha mevsimi gelmedi. Şimdi senin gramajla biraz matematik de gerçek diyorum bak, geçen de söyledim sana. Az bir sıkıntı var senin matematiğinde. Benim mi? He. Benim okuma yazmam yok. Benim sanatım var. Bunu tartmıyorsun, etmiyorsun. Kaç gram koyuyor buna böyle? Şu an o 150 gram diyor. 150 grama yakın. Şu an bir durumu. Fazlası zarar, çoğu yarar mı? Nasıl diyeyim? Azı zarar, çoğu yarar. 150 gram iyidir. 150 gram iyidir. İyidir bu. Şimdi dedim ya, 70'lerin, 80'lerin böyle mis gibi. Bak. Of. Buram koktu ya. Ben de yedim. Param, ispanayayım sana. Yok. Sana ısmarlayayım. Tamam, kimseden bir şey mi dedi? Bak, benim ekmeği nasıl yap biliyor musun? Nasıl baba? Bak, benim ekmeği şu renk yap. O renk? Şu renk olsun ekmeğim. Harbi derik, kolay. Böyle toz biberle, pul biberle, yağlarla. Şimdi millet diyecek ki o renk ekmek nasıl oluyor? Şimdi ustalar görürsünüz. Ustalar yapar. Bak,
Bir de senin şeyi eleştiriyorlar. Diyor ki bu adam 3 tane kömürle kömür diyor. 3 tane kömürle pişiriyor diyorlar. Ama bak burada kömürüm var benim. Var, fazla kömür var. Kömür yaktığım kebabın dışı yanar, içi pişmez. Heh. Ne yapacağım usul hocam? Usul usul pişecek. Usul usul. Şimdi bana yanına ne yap biliyor musun? Dürümün yanında ne veriyorsun normalde? Biber de mi atıyorsun? Pişmiş biber. Pişmiş biber domates pişir. İstiyorsam pişiriyorum. Domates at 2-3 tane. Yanına yeşillik ve limon veriyorum. Ver. Turp mevsimi bitti, rahmetlik oldu. Turp mevsimi bitti. Rahmetlik oldu. Var da hoşuma güzel gitmiyor. Değil. Kış bitiyor artık. Turp var da benim hoşuma gitmiyor. Ya da bana biraz az ezme mi yapsan ya? Onu da yaparız. Yap, az ezme yap, biraz da pişir. Ezmeğin en iyi şey, çatalım yok. Çatal yok. O zaman boş ver. O zaman boş ver. Dürüme gömek. Et yiyek, kendimizden geçek bugün. Et yiyek. Böyle yağlara batır. Artanın üzerimize sürerik. Yani bir o... Motor da yağsız çalışmıyor bak. Motor yağsız. Kitliyor. Kitliyor. Bu konuşma eşliğim yanlış sana değil ha. Tüm dosya müşterilerimedir. Böyle konuşurum ben. Değil mi? Tabii. Tüm dosya müşterilerimle. Bak. Aynı şekilde. Burası böyle güzel bahçenin içinde bir yer bulmuşsun kendine. Nasıl tarif edelim? Neresi burası? Arıza Usta. Çok güzel burası şey. Şurada bir petrol var ileride, Opet. Rus sağından. Rus sağının karşısındaki Opet'in. Aşağıya inerken soldaki Opet'in altındayım. Hemen oradaki yeşilliklerin içinde böyle bir adam. Metnehan'dan Rus sağına çıkarken sağda petrol. Yeni kebapçılığa başlamış gibi. Çalışan bir adam bak, yeni gibi. İlk günkü aşkla. Tüfek mi yapacaksın yine bana bak. Evet. Oy kuzum, ekmeği bir kaldır hele. Kaldır o ekmeği, kaldır bak. Bunu bir görsün de, kürek gibi ya. Kol gibi maşallah. Eski usul tüfekten yap. Şimdi tüfekten falan bahsediyoruz ama biz bunu savaşı çağrıştırmasın. Yok ya, çünkü dostluk tüfeği. Kötülüğü çağrıştırmasın. Yok, bu abi, kurşunsuz yok, tüfek. Yok paşam, yok lütfen. Kurşunsuz tüfek. Lütfen. Şimdi annemiz yok bizim. Yeni nesil kebapçıların yaptığı bazı hatalar var. Onları da konuşalım istiyorum. Ne abi? Sen şimdi eski usul adamsın ya. İçine gidiyorlar, kapya biber döşüyorlar. Kapya olmalı mı? Kapya biber döşüyorlar. Olmalı mı kapya? Kapya biber çok güzel bir soru sordun. Bir kürete... Bir adet, yani ortalaması 70-80 gramlık bir kapya koyabilirler. Koyabilirler diyorsunuz. Evet. Hı. Neden koyabilirler? Lezzet bakımından. Ama mevsiminde değil mi? Yok ya, şu anda da koyabilirler. Şu anda koyabilirler. Evet. Yalnız şöyle bir olay var. Ben bunun kremasını artırmak istiyorsam... Tutarım bir kürete 2 tane, 3 tane koyarım. O 2-3 tane de... Kebabın tadını bozar. Bozar. Bizi bozmasın. Bak şimdi kıpkırmızı yapmaya başlıyor. Kebabın bak. Tadını bozar. O da benim defterimde olmayan bir şey. Sen genelde koymazsın ama değil mi? Ben dediğim gibi bak. Kapya biberin büyüklüğü böyle. Gereçe 60-70 gram. Bu bir taneyi. Ama bazı uyanıklar şey mi yapıyor? Gramajı arttırmak için mi yapıyorlar? Evet, gramajı arttırmak için yapıyorlar. Fazla koyuyorlar. Koydukları biber de halbuki etin lezzetini bozuyor. Uzun. Ete lezzet vermiyor, etin lezzetini bozuyor. O da kendi kendilerine. Ona bir şey diyemem. Var mı gençlere tavsiyen? Gençlere mi? Derken yani ne gibi? Kebapçılara. Kebapçılar mı? Yok, ben hiçbir usta bir şey söylemem. Hepsi deneyerek yanlara böyle öğrenecekler diyorsun bu işi. Sizin ustanız kimdi? Benim ustam mı? Arıza ustam. Benim ustam şeyde Cemal Paşa'da Sis restoran kuraldı. Sis. Şu an duruyor da Sis restoran. Orada Mustafa usta vardı. O benim ustam. Mustafa Ustam vardı benim. Yaşıyor mudur, sağ mıdır acaba? Vallahi bayağıdır haber almıyorum. Yaşıyorsa yaşıyorsa Allah hayırlı ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Rahmet eylesin. Ben onun yetiştirmediğim, o hiç kebaba dat üstüne dat verirdi. Biz öyle gördük. Bu erkek koyun eti hikayesi ne? Erkek
Şireli mi oluyor biraz? Eti lezzetli mi olur? Erkek koyun eti sana şöyle açıklayayım ben. Kebabın lezzetini değiştirir. Değiştirir. Evet. Sen kullanır mısın dişi eti? Hiç kullandın maalesef mı? 51 yıldır. Ben bilinçli olarak kesin kes. Hiçbir şekilde kendi iş yerimde kullanmadım. Ama bazı çalıştığım yerlerde kullanmış olabilirim. Patron ne getirirse onu kullandım. Değil mi? Ama sen kendi mekanında. Kendi iş yerim, işte şey iki tekerli tablo, işte dört tekerli tablo olsun. Ben kendi iş yerime dişi eti getirmedim. Getirmem de bilinçli olarak. Şunu ben yiyeceğim elleme nasıl olsa. Dur şurayı kaldıracaktım bak. O yağlar boşa gitmiyor değil mi? Gitmez. Onlar milli servet Ali Rızalı Usta. Gitmez. Onlar milli servet, ilaç. İlaç onlar. Kuzu eti diyorsunuz. Kuzu etiyle kebap olmaz. Biraz toklu olacak değil mi? Şöyle bir yaşını birazcık geçmiş olacak. Kebap olmaz. Koyun etiyle erkeğim benim. Çekeceğin zaman söyle geliyorum. Erkeğim benim. Bak bu arkadaş da Kayseri'li. Abi hoş geldiniz. Kayseri'den buraya kebap yemeye geliyor. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ustam. Eyvallah hoş geldiniz. Hadi bakalım. Sağ olun. Şimdi geliyorum oraya. Çekeceğim benim. Çok suyu seli kaçmasın. Şimdi klasik buydu zaten. Tablacı kebabında. Evet. Böyle bir domates, biber. Evet. Yanına işte. Yanında iki tane biber, bir tane domates. Of 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 diyorsun. Yiyorsun. Şimdi tüfek hazırlanıyor. Hadi ama bakalım. Önceden kaste kağıdına sarıyorduk ha. Değil mi? Şimdi kaste kağıdı kalmadı. Şimdi kaste de kalmadı de. Evet. Of dur, hele, dur. Dur pardon. O tabloya bir bakayım hele. Biraz da o tat veriyordu. Neydi ya? Gazete kağıdının kokusu tat veriyordu. Hakikati söylüyorum. Ha biraz masada kokuyor ya. O da öyle bir tat veriyor. Ama ne olmasın şimdi. Oy kızım. Oy oy oy. Sayın arkadaşlar. Hakikaten yapıyorsanız gönüllü yapın. Yapmıyorsanız yapmayın bu mesleğe. Severek yap. Hangi işi yaparsan yap. Evet. Sadece kebapçılık değil. Ya bilmiyorum. Ben bu mesleği biliyorum. Yapıyorsanız gönüllü yapın. Yapmıyorsanız yapmayın. Başka neler var kıymadan başka? Ya ben kebapçıyım. Tavuk yok mu burada? Tavuk kıyma da var. Adana kebap da var. Adana kebap da var. Evet, kuşbaşı türü kuşbaşı getirmiyorum ben. Niye getirmiyorum? Kuşbaşının eti sert oluyor diye. Bu böyle oldu. Vallahi her yerini kapadı. Doktora gidip antibiyotik almana gerek kalmadı. Hadi bakalım. Tamam mı? Bunlar merhem, bunlar ilaç. Bir nevi antibiyotik. Bir nevi antibiyotik. Ne kadar oldu? Kaç lira şimdi Arzal İstanbul böyle? Bu 20 lira. 20 lira. Evet. Yeah. Bana sormayana bedava. Öğrenci kardeşim gelse şuradan. Dese ki 5 liram var. Feda olsun. Hiç sıkıntı değil. Ona da yol parası yaptırım. Hiç sıkıntı değil. Şunu sana vereyim ortağım. Şurada. Bana yardımcı olursan. Kayseri'nin neresinden geldiniz? Talas. Talas'tan. Otur abi otur sen de otur gel. Ali Rıza ustam. Evet. Aklımı almaya çalışıyorsun sen benim bununla. Aklımı al ustam. Ama giderken paket yap. Giderken aklımı paket yap. Şalgamın var mı? Var. Mis var ya. Ya onu alıştırma ya. Sen parayı ver. Ya 20 liraya şunu babası oğluna vermez ya. Hadi ya. Elhamdülillah çok şükür. Ben çalışıyorum, hak ediyor oğlum. Para da kazanıyorum, ekmek de yiyorum. Hiç aç bıraktın mı sen hem bu iş? Yok. Gel kuzum. Sen eğer o doğru verasını vurur. Sen limon sıkan mı buna?
Ben turunç olsa turunç çıkarım. Turunç olmasa limon çıkarım. Önce tavsiyem turunçtu. Sonraki tavsiyem limondu. Aklıma geçseydi gereken getirirdim. Yok, buraya bakarmadı. Hmm. Nazif Ayran Bey, hoş geldin. Şöyle limonu sıka sıka, bunlar C vitamini. Of 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 of. Bunlar biraz da şöyle bak. Şöyle şunlardan depelim. Böyle var ya, al kız arkadaşına götür. Valla küslüğü bitirir ha. Küslüğü bitirmez mi şu? İşte. Sana yaptı ha. Evet, sana yaptı ha. Ulan be. Efendim. İyiyim çok şükür. Böyle. Yazıda. Burası yazı. Doğada yediğim yemekleri hiç unutamıyorum. Dışarıda zaten bu tadı alamam. Piknik aramı. Bir lokantada bu tadı alamıyorum. Kısmet, bir şey diyemem kimsenin hakkına. Kim ben kimseye... Bunun tadı hiçbir yerde olmuyor. Bağırma lan. Zırhtan mı çekiyor eti? Tabii ki %60 falan sütle çekiliyor. %40 falan temizlenmiş falan makine kıyması yapılıyor. Niye hepsini çekmiyorsun? Hepsini çektim mi? Olmaz. Şimdi eskiden, sen eski ustasın. Evet. Böyle zırh kıyma makineleri çok... Makineler çok gelişmemiş, et kıyma makineleri. Evet. Mesela hayvanın böyle sinirli şey yeri olur, sert yeri olur. Temizlerdik. Atamazlar. Şimdi evet. Zırhta mesela her yeri çekemezdin. Evet. Zırhta olma, döner, bıçak dönemez. Evet. Tehlikeli bir şey yani. Evet, biliyorum. Oradan gelen bir şey belki de, yarı yarıya yapmak. Yarı yarıya değil, %60'ı nereden kıyarız? %40'ı falan makineden kıyarız. Dostlar, Allah'ım sana uzun ömürler versin. Efendim, razı olsun. Allah razı olsun. Efendim. Şifayla kalın. Ne bu zevklerden de mahrum. Kalmayın, hadi bakalım. Nasıl ekmekli?